Değerli izleyenler, Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız makamında silahlı saldırıya uğradı. Haberi az önce ekranlarınızda taşıdık. Şimdi arkadaşımız Kübra Ulutaş olay yerinden gelişmeleri bizlere aktaracak. Onu dinliyoruz. Selda, Bursa'nın hiç beklemediği bir saldırıydı bu. Tabii akşamüstü saatlerinde meydana geldiği için biz diğer arkadaşlarımızla birlikte hastaneye ve belediye başkanına saldırının gerçekleştiği makama doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Belediye başkanı şu an itibariyle aldığımız ilk bilgiye göre Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda alınan bilgilerin hemen hemen çoğu net bilgi değil. Çünkü ilk aldığımız bilgilere göre başına kurşundan isabet ettiğini duyduk. Bu da durumunun çok ciddi ve kritik olduğunu gösterdi. Ama henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bunların hepsi iddia şu anda. Bir başka iddiada saldırının gerçekleşme nedenine bağlı olarak belediye başkanının yanının saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir zabıta memuru olduğu ve adının da Fevzi Bekar olduğu bize ulaşan ilk bilgiler arasında. Fevzi Bekar isimli zabıta memurunun bir süredir zabıta müdürlüğü terfisini belediye başkanından istediği ancak bunun gerçekleşmediği ve aralarında bir tartışma çıktığı, tartışmanın üzerine de Fevzi Kibar'ın belediye başkanının odasına giderek önce sözlü tartışma ardından da bir saldırı gerçekleştirildiği iddiası üzerinde duruluyor. Tabii şu anda önemli olan ve söz konusu olan belediye başkanının hayati tehlikesi, çünkü kurşunların başına isabet etmiş olabileceği söylendiği için bu da sağlık durumuyla ilgili ciddiyeti ve endişeyi artırıyor açıkçası. Hastaneden yapılan henüz resmi bir açıklama yok ama aldığımız bir başka duyum ve iddia üzerine zaman zaman solunumunun durduğu ve hayata tekrar döndürüldüğü gibi tamamı iddia üzerine gelen bilgiler var. Biz hastane yönetiminden gelecek açıklamayı bekliyoruz. Hastaneye ulaşmaya çalışan ekiplerimiz oraya gelecek, ziyarete gelecek olan belediye başkanlarından aldıkları ilk bilgileri size aktaracaklar ama şu an için söyleyebiliriz ki Cüneyt Yıldız'ı gerçekleşen saldırıdan sonra zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Sağlık mücadelesi bekliyor olacak. Hatırlanacağı üzere Cüneyt Yıldız son yerel seçimlerden sonra Gürsu'ya belediye başkanı olarak seçilmişti. Henüz de görevinde aslında çok fazla zaman geçirmedi. Gürsu onu yeni yeni bu dönemdeki belediye başkanlığıyla tanıyor. Dolayısıyla saldırının neden veya nasıl gerçekleştiği üzerine biraz daha kafa yorulabilir bu anlamda. Ancak Fevzi Kibar'ın saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen zabıta müdürünün o esnada odasına nasıl girdiği ve aralarında nasıl bir sözlerle gerçekleştiği tabii olaydan sonra netleşecek. Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki acil müdahalenin arkasından biz yapılan ilk resmi açıklamayı veya sağlık durumunun ciddiyetini ne derecede koruyup korumadığına dair ilk bilgiyi hemen ulaştırmaya çalışacağız. Gürsu Belediye Başkanı'na saldırıyla ilgili gelişmeleri ve iddiaları aktardı bize Kübra Ulutaş. Şimdi de Aysun Komitgen hattımızda, ondan da gelişmeleri alalım. Evet, bu üzücü olay yaklaşık bir saat önce Gürsu Belediyesi binasının girişinde yaşandı. Başkanın makam odasında yaşanmadığı bilgisi ulaştı biraz önce. Sayın Başkan Cüneyt Yıldız ve koruması Fevzi Bekar'la karşılaşıyorlar belediye binasının girişinde. Daha önce iddialara göre Fevzi Bekar'ın Başkan Cüneyt Yıldız'dan terfi konusunda talepleri olduğu, başkanın bunları kulak ardı ettiği ve kalabalık içerisinde Fevzi Bekar'ın Cüneyt Yıldız'ı tehdit eden cümleler kurduğu iddiaları var şu anda. Ve bu vurulmanın arkasındaki gerekçeye de bu gösteriliyor Gürsu'da yaşayanlar tarafından. Şu an Sayın Başkan ağır, göğsünden ve başından aldığı yaralar sonucu durumu oldukça ağır. Şu an açıkçası bunu söylemek çok zor ama ölümle pençeleşiyor. Genç yaşı inşallah onun tekrar hayata geri dönmesine yardımcı olur diye düşünüyoruz. Doktorlar şu an çok ciddi bir şekilde müdahale ediyorlar Sayın Başkan'a. Evet, Cüneyt Yıldız çok munis biridir. Gürsu'da onu tanıyanlar, iyi bir ailenin çocuğudur. Efendidir, hiç kimseyle kavgası gürültüsü yoktur. Ben de kendisini çok eski yıllardan beri tanırım. Gerçekten çok üzücü bir olay bu. Bir insanın terfi etmek için, eğer iddialar doğru ise terfi etmek için başka birini, yani daha doğrusu bir belediye başkanının vurmasına akıl sır ermiyor. Bu işler bu kadar ucuz mu, bu kadar kolay mı? Gerçekten
tartışılacak sosyolojik bir durum bana göre. Şu an Devzi Bekar'ın ortalarda olmadığı, Gürsu'da ve çevresinde Bursa'da arandığı bilgileri ulaştı en son. Herkes şu an hastanede toplanmış durumda. Daha çiçeği burnunda bir belediye başkanı Cüneyt Yıldız bu dönem seçilmişti. 2014 Mart seçimlerinde. Dolayısıyla daha bir yılı yeni doldurdu. Dediğimiz gibi inşallah gençliği, genç yaşı, enerjisi ve sevdiklerinin dualarıyla tekrar hayata yeniden bağlanır ve bu üzücü durumu en kısa zamanda atlatır. Teşekkür ediyorum herkese. Geçmiş olsun diyorum.